mersini, frenk üzümü, hafıza eriği, bal, limon tuzu, mısır nişastasının karışımından üretilen, üzeri antep fıstığı ile kaplanan lokum kıvamındaki alüyularla, damakta bıraktığı hafif ekşimsi tadıyla tüketenlerin hafızasında unutulmaz bir lezzet olarak kalıyor. Tatlıyı üreten şekerlemeci Arif Meriç, Osmanlı'da Kanuni'nin misafirlerine ikram ettiği tatlının gelenek gereği Hıdırellez'e yakın zamanlarda yapıldığını söyledi. Ürünün ismi Aliyül Ala'dır. Yani yaptığımız ürünün mana mahiyeti şöyle geçmektedir ki, baharın gelmesi ve Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın ikisinin bir arada Edirne'de buluşmasını biz tevatür ederiz yüzyıllardan beri. Çünkü bahar geldiği an insanlar ve kainatın her tarafında bir güzellikler ne olmuş oluyor? Her taraf rengarenk saçıyor. Şimdi bu güzelliği biz neyle bağlayacağız? Elbette ki Aliyül Ala denilen efendim hafız eriğinden yapmış olduğumuz bu tarihi ürünü halsizlik, stres, yorgunluk kısacası şudur ki kakao şenliklerine gelip de Aliyül Ala ile tanışmadan insanlar gider ise orada bir noksanlık kalır. Neden? Meriç, geleneklere uygun olması açısından tatlıyı yapmak için Hıdrellez'in yaklaştığı günlerde yoğun mesai harcadığını belirtti. Bunun koskoca bir kış geçirdik. Kıştan sonra bir yaz gelecek. İşte bahardaki bu güzelliği yakalamak mecburiyetindeyiz. İçinde birçok meyve ile yapılan belki de öyle bir tarihtir ki o günden bugüne dedelerimiz, ninelerimiz hep bahar geldiğinde Aliyül Ala ile bakmışlar kainata, lezzet almışlar, huzur bulmuşlar. Arif Meriç, tamamen doğal ürünler kullanılarak imal edilen tatlının yarım kilogramını 30 liradan sattıklarını bildirdi.